Modelimiz gelsin Hilal. Ayna kapansın ve Hilal kendine baksın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni yanıma alayım Hilal. Nasıl buldun kendini? Hemen yorumlarını alayım. Öncelikle Emel'cim, içeride sana burada söylediğim hani kirpik o şekilde takılmaz dediğim kirpik içeride 5 dakika bile durmadı. Buna çok haberin hazırım. Hilal. Tamam, haberin olsun. Çıktı yani elimde. Evet, seni dinliyoruz. Gözümde. Onun dışında makyajımı hiç beğenmedim. Neden? Saç griye dönmüş olabilir. Dibi de koyu olmuş olabilir ama ben kaşımla alakalı zaten takıntılı olduğumu Emel Hanım biliyordu. Onu da geçtim. Kaşlarım tamamen özensiz boyanmış. Size de göstermek istiyorum. Yani böyle bir kaş boyama stili ben hiç hayatımda görmedim. Saçımla alakalı da ben yıllar sonra ilk kez kendimi aynada böyle direkt gördüm. Perçemim güzel olmuş. Ama renk beni çok üzdü açıkçası. Beğenmedin rengini. Beğenmedim. Siz nasıl buldunuz Samiyet Hanım? Sizin yorumlarınızı da alalım. Sonra ben de şöyle bir bakıyorum. İlk intiba olarak zaten saçla birlikte bütün olarak baktığımda ya bir ölü balık gibi bakıyor sanki. Değil mi? Böyle bakışlarda bir şeylik var. Saç çok soluk, çok gri, dumansı olmuş. Işık da almıyor niyeyse saç. Herhalde çok hırpalandı mı bu saç? Hırpalanmış. Yok hayır, biz sarısını kullandık. Sadece cilayla renklendirme yaptık. Daha evvelden hırpalanmış olabilir belki. Ha, daha önceden diyorum. Tabii, hırpalanmış tabii, bir saç boyuyormuş. Sarısı bir saç. Evet yani. Sanki böyle ışık almıyor ya, peruk gibi duruyor değil mi? Öyle bir perukumsu bir hava olmuş saçta. Yani deniz kızı efekti bir makyaj olsaydı aslında yakışırdı. Yani tonlamalar güzel ama oldu, beğenmedim. Kaş da biraz gerçekten ya, sert kalmış. Ya onu ben normalde daha natural sürüyorum Hamiyet Hanım ama bugün o şekilde oldu. Yani evet, şu herhalde şeyden dolayı saç vardı. Çok renksiz, biraz kaştan destek almak istediniz. Evet, o renkli öyle zannediyorum. Biraz toparlasın diye. Yani göz makyajını ben pek uygun bulamadım gözüne göre. Renkleri uygun değil. Ya yani şimdi kirpiğin düşüyor olmasını ben daha son anlayışla karşılayabiliyorum. Taktım. Yani o tip şeyler gerçekten bu kadar kısa zamanlarda sıkıntı yaratabiliyor. Ama diğerine de baktığımda hani kirpiği oturtma şeklinizde bir sıkıntı yoktu aslında muhtemelen. Evet, 2 kere taktım bir de zaten. Diğer çıktı, tarafta çünkü gözüm çok da başarılı bir takarken kirpik takma şekli vardı ama düşmesi talihsizlik olmuş. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Göz da, yani neon makyajda daha dinamik bir bakış olması lazım. Hilal böyle gelmişti bugün bu halde. Evet. Yani Hilal'in ilk hali de gayet güzelmiş bence. Evet evet. Yani bu kesinlikle saç rengini ben hiç kesinlikle yakıştırmadım zaten. Onu da söyleyeyim. Evet. Söyleyeceklerim neon bu kadar. Neon bizim sadece dudakta kaldı. Sizin de dudakta kaldı. Yani gözler biraz geri tepmiş. Yani o renkleriniz anladım, ortaya çıkartacağına tam tersine öldürmüş. İsterseniz direkt yorumlardan başlayalım. Çünkü zaten galiba önce sizlere söz verdiğimizde yorumlarda tekrar gidiyorsunuz. Zaten aynı şeyler söyleniyor. İsterseniz yorumla başlayalım. Buyurun. Emeğine sağlık. Şimdi Hamiyet Hanım da doğru söyledi. Bazen griler yaşlı gibi gösterir, peruk gibi durur. Şimdi ön perçemi kestiğin zaman tam bir peruk andırır. Burada bir hatam var. Griyin çok güzel. Keşke sarı rengin var, oynayabilseydin. Turkuaz olabilirdi mesela. Çok rengimiz vardı. Saadet nasıl buldun? Beni şaşırttın Emel bugün. Neden bilmiyorum. Hem modelini de dinlemeyecektin. Dinlemedi zaten. Bugün yani, hiç müdahalede bulunmadım. Ben öyle biliyorum dünden. Hiç dinlemeyecekti. Karışmayacak. Mesela gözleri daha yoğun, daha güzel bir renk yapabilirdin. Madem bugün makyajını yapsaydın keşke. Hani şimdi dün yapamadığın şeyi bugün yapsaydın. Hani modelin de karışmadı madem.
Kirpiği gözünü sürekli kırpıştırıyor maalesef ki modelim. Ama olabilir, kirpik hassasiyeti vardır. Taktım, kırpıştırdı, çıktı. Son saniye, son 6 saniyede bir daha söküp bırakabilirdim ama bırakmadım. Sen kirpik takmayı bilmiyorsun. Tamam, o senin fikrin. Bilmiyorsun. Tabii ki şu şekilde kirpik takamıyorsun. Yani sürekli biliyorsun bir sabit durma söz konusu kirpik takarken. Modelimiz durmuyor. Sen bak bir saniye. Kirpik ben de takamıyorum kirpiği yani. Kirpiği nasıl takıldığını ben sana anlatmak isterdim. Ben, sen bakıyorsun. Eğer burada olursam bir başka modele kirpik... Lazım. Ben sen gelene kadar burada çok modele kirpik uygulaması ama yaptım. Hiçbirinden düşmedi. Bak, ama sadece senden düştü. Sürdüğünü ben niye kameraya da gösterebilirim. Ay, boş vermiyorum. Burada bütün herkes izliyor bizi. Bir dakika boyunca kurutulur. O bir dakika burada kirpik, çok yok maalesef. Kirpik dibine yapıştırılır. Son 6 saniyede sen bir dakika bulamıyorum ben. Bir saniye lafımı kesme. Son 6 saniyede bir dakika yok. Anladın mı? 6 saniye. Lafımı kesme. Evet, oradan devam edelim lütfen. Modeli dinleme diyordun. Yani sen modeli dinlemedin de ne oldu? Değil mi? Modeli dinlemedim, hiçbir şey olmadı. Ben hayatımdan memnunum. Aslında Hilal anlaşılması zor bir kız. Biraz kaprisli. Benim dediğim olacak, benim ama, istediğim ama olacak. Bak, benim bir yarışma mı? Yarışma tabii o insanlar da burada o kadar bir şeylerin biraz tabii ki yani tamam. Diğer karşı tarafa biraz hak vermek lazım. Devam edelim, sizinle devam edelim lütfen. Necati nasıl buldun saçları? Öncelikle eline sağlık Güven Bey. Yalnız perçemi neden kestiğini sormak istiyorum. Neden perçem kestin? Öyle uygun gördüm. Kesmek öyle uygun gördüm diye bir şey yoktu. Seyirciler, saç yapısını anlı bilgi vermek anlı istiyorum. Çok genişti. Hanımefendinin kare bir yüz yapısı var ve sen dümdüzü perçem kesmişsin. Evet. Ve yüzü tamamen kare görünüyor şu an. Evet, eğer biz... o perçemi yanlardan biraz katlı düşürseydin yüzünün buradaki kareliğini kapatıp daha oval bir yüz şekli verebilirdin. İlk başta buna bir alışayım dedi. Yorumu ondan sonra yanlarını kestireceğim. Yorum bitirmedim. Hanımefendinin ten rengine giden bir gri tonu değil. Gri'nin 50 tonu vardır ve çok soluk duruyor şu an gri'nin rengi. Genel anlamda bir değişim var ama teknik olarak çok fazla hata var. Teşekkür ederim. Peki Seda nasıl buldun? Ben makyaja baktığımda neonun N'sini dahi göremiyorum. Neden dudağa bakmıyor musun? Dudak da bence o kadar ne da gördün, neon dudakça, neon diye neon ona neonda demek istemiyorum. Bayağı neon bir pembe canım dudak. Dudak neon. Yaptığı hatasını yapamamazlığını aslında yorumuyla ön örtbas etmeye çalışıyor. Baskın karakter oluşuyor. Her zaman böyle hiçbir zaman işte, eleştiri kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Onun için öyle artma sapmaya çalışıyor yapamadığı şeyi. Ama yanlış bence. Çok kötü görünüyor çünkü. Saça yorum yaptım. Bu sefer saça ben de yorum yapmak istiyorum. Buraya geldiğinde ışıl ışıl bir kızdı. Şu an Buzlar Kraliçesi gibi duruyor. O saç rengiyle. Bu kadar. Peki. Sizlerin de hızlıca bir yorumunu alalım ve hemen yapayım. Puanlamaya geçelim. Hızlıca artık yapıyorum. Yaklaşık hızlı bir yorum yapacağım. 15-20 dakikadır bu makyaja yorum yapıyoruz. Gerçekten hiç yoruma bile, yorumun altını doldurmaya bile gerek yok. Yani bu kadar çok konuşmana gerek yok. Yani makyaj değil bu ya. Bu kadar. Tamam, ben de hemen söyleyeyim. Perçemi yanlış kullanmış. Normalde anlı açıklarda perçem olur. Onu yan yapacaktı. Şu tepeye de hafif bir krepe yapacaktı. Önde yan, burada kabarıklık olacaktı. O zaman uzatırdı. Renk de yüzü çok... uzatırdı manasında mı anlamadım? Evet, yani yüzü oval ya kare ya dağıtırdı. Başka yorumunuz var mı? Yok. Peki o zaman eklemek istediğiniz bir şey yoksa hemen puanlamaya geçiyorum. Sana diyorum 2 numara kesseydin bu yorumları almazdın. Radikal olmuş olurdu mavi siyah yapsaydın. Öyle hak ediyordu o çünkü. Peki o zaman Hilal'cim senden ricamız 5 gün boyunca eşlik ettiğin kendi kuaförüne ve makyözüne bugün son gününde kaç puan vermek istiyorsun onu öğrenmek istiyoruz. Ben makyajı hiç beğenmediğimi söyledim zaten. Perçemimi çok kötü bulmadım. Ben 2 puan vermek istiyorum. 2 puan. Peki. Evet. Hilal kendi kuaförüne ve makyözüne 2 puan verirken sizler acaba Emel ve Güven için kaç puan vermek istersiniz? Lütfen önünüzdeki kartlara takım arkadaşınızla beraber ortaklaşa verdiğiniz kararı yazın. Makyaj 0, işçilik boyan değişimi işçiliğine vereceğim. Size veririm. Tabii ki 1. İyi tamam. Bir negatif etkileşim var makyaj sanatçısıyla modeli evet arasında. Bir negatif enerji var ve bu aslında her zaman işe kötü yansıyan bir şeydir. Ben burada birazcık hani böyle enerji sıkıntısı da hissettim. Bugün hiç müdahale etmedim kendisine. Yani dün geçmişten kalan bir şey evet olabilir ama ben şu an gördüğüm kadarıyla o negatif enerji biraz işin sonucuna da yansımış maalesef. Evet.
Hemen sinirlerin herhalde artık yıprandığı için. Biraz gözyaşı döküyor olabilirsin. Haksızlık yapıyor şu an. Ama her işte çok gereklidir o pozitif enerji. Tabii yani ki çok gereklidir. Mükemmel her zaman. Çıkması, ne iş yapıyorsak olalım. Kesinlikle o etkileşimin çok iyi olmasıyla, pozitiflikle alakalı. Mutlaka. Peki Emel'cim, eklemek istediğin bir şey var mı diye soracağım. Çünkü modelini bekleme odasına alacağım ama... Hayır yok, teşekkür ediyorum. Ben sadece için... istemiyorum o kadar. Yani bir şey eklemeyeceğim, sağ olsun. Peki. İyi misin? İyi, sorun yok vesaire yani. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Sadece iyiyim. Baktım aklıma. Sinirlerim bozuldu tabii ki. Aynen öyle. Haklısın. Birikim oldu biraz. Birikim. Final gününde çok normal olan şeyler özellikle. Peki. Puanlarımızı aldık. O sebeple seni lütfen bekleme odasına doğru alalım. Diğer arkadaşlarının yanına. Modelimizden 2 puan aldık. Hak etmedik. Güzel bir saç çıktı. Modelimizden 2 puan aldık. Hafta boyunca da bu puandan çok farklı puanlar açıkçası almadık. Çünkü bu bir haftanın toplamıydı ve her gün farklı puanlar ve puanları azaltarak verdi bize. Evet. Burada gördüğünüz 10 bin lira nakit parayı acaba kim kazanacak? Az sonra belli olacak. Çünkü son modelimiz kaldı. Bakalım bu son modelden sonra puanlar nasıl gelecek? O da dün beni sinirden ağlatacaktı. Ama ben onu bilinçli bir şekilde yapmadım. Hiçbir evet, şekilde. O kendi sinirinden aldı ben. Sinirini yani o hırslı bir kadın. Evet, fazla hırsına yenik düşüyor.